Merhaba canlar, yeniden YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir motivasyon videosu çekiyorum. Motivasyon oynatma listesinde diğer motive videolarımı bulabilirsiniz. Ben Ceylin Akçalı. Yaşamınız, ilişkiniz, sosyal hayatınızla alakalı bütün problemlerinize dair bu kanalda sizlere video içeriği üretiyorum. İlişkinizle alakalı problemleriniz için farklı farklı videolarım var ve hepsini keşfedebilirsiniz kanalımda. Motivasyonla alakalı da yani kendinizi daha iyi hissetmek için, depresyondan çıkabilmek için örneğin ya da kendi özgüveninizi artırabilmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Nasıl vazgeçilmez kadın olursun, nasıl vazgeçilmez erkek olursun gibi gibi videolarımı da yine kanalımda bulabilirsiniz. Şimdiden kanalıma abone olursanız, bu videoyu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Çok uzatmadan videomuza geçelim. Bugünkü konumuz özgüvenini nasıl artırırsın? Haydi başlayalım. Ben seni arkadaşım ya da kardeşim olarak görmek istiyorum. Zaten bu kanalda beni takip eden herkes aynı şeyi söylüyor. Sen de benim kardeşim, dostum sayılırsın. Şimdi etrafında arkadaşların vardır ya da belki hiç yoktur. Çünkü özgüven anlamında ciddi problemler yaşadığın için arkadaşlık hayatında, ilişki hayatında, aile hayatında ve iş yaşantısında çok fazla problem yaşarsın ki okul okuyorsan okul hayatında da yaşarsın. Çünkü özgüven aslında hayatımızın temel taşı gibi bir şeydir. Ve herkeste belirli bir miktarda özgüven bulunur. Bazı insanlarda, örnek veriyorum, 10 üzerinden 1 bulunuyorken bazı insanlarda 10 üzerinden 10 bulunur. Yani sende aslında var olan bir özgüven var. Bu insanların bilinçsel olarak zaten içinde var olan bir şey. Sadece bu videoyla birlikte o 1 ya da 2 olan özgüvenini daha çok yukarıya doğru çıkarmak için çaba göstereceğiz. Öncelikle bu konuda çok fazla hani istekli olman lazım. İstekli olmazsan bu videonun sonunda hiçbir şey değişmeyecek senin hayatında. Ama gerçekten beni can kulağıyla dinlersen ve dediklerimi yapmaya çalışırsam hayatında çok önemli şeylerin değiştiğini zaten sen de şahit olacaksın. Çünkü ilişki hayatın, aile hayatın ve arkadaşlık hayatına dair her şey değişecek bununla birlikte. Özgüvenin artması aslında senin hayatının temel yapı taşının komple değişmesiyle aynı anlamı taşıyor. Şimdi yakın olduğun arkadaşların vardır. Dönüp sana "Aa evet, sen toparla kendini" falan derler. Ama kimse bunun için artı büyük bir çaba göstermeyiz senin hayatına der. Çünkü bu senin hayatın ve başrol oyuncusu sensin. Şöyle bir düşün dışarıdan baktığında hayatına. Sen bir filmsin, hayatın bir film ve dışarıdan baktığında kendini nasıl bir karakterde görüyorsun? Evet, baş karakter sensin. Dışarıdan kendini izle, bu filmi izle. Dışarıdan baktığında evet, gerçekten çok etkileyici bir karakter. Çok koşturuyor, çok yoruluyor, işte kendi içinde yalnız falan gibi mi? Yoksa daha çok o kadar yalnız ki artık insanlarla bir şey paylaşmak istemiyor, sıkıcı bir karakter. Yani dışarıdan bakıldığında izlemek isteyesin gelmeyecek bir insan mı? Şimdi özgüven problemi yaşayan insanlar kendi hayat filmlerine baktıklarında sıkıcı bir hayat görürler. Daha doğrusu diğer insanlara kıyasla, diğer filmlere kıyasla çok daha sıkıcı, yorucu, bıkkın, bitkin bir şekilde izlerler kendi filmlerini. Yani şunu demek istiyorum. Senin hayatında bu durumda olabilir. Çünkü sen bir şeyleri değiştirmedin. Ana karakteri değiştirmemiz lazım. Ana karakter sensin. Ana karakterde nasıl bir aktör olmalı ki? Şu an düşün. Nasıl bir aktör olmalı ki bu film gerçekten izlenilebilir bir hale gelsin? Yani örnek veriyorum, dışarıdan baktığında aşk hayatı olan bu kişinin filminde aşk hayatı tam olarak yok. Çünkü sevdiği bir insan var, belki ulaşamıyor. Okul ya da iş hayatına baksan çok büyük bir atraksiyon yok. Yani neyini izleyeceksin mesela, yani böyle bir film izler miydin? İzlemezdin tabii ki. O yüzden önce neyi değiştireceğiz? Şu an kendini bir karakter gibi düşün. Bir oyuncu gibi düşün. Düşündüğünde kendinde ilk başta neyi değiştirmek istersin? Evet, şundan kesinlikle vazgeçmeliyim. Evet, bu aktörde bu olmamalı dediğin şeyi sana örneklendirerek anlatıyorum ki çok daha rahat bir şekilde beni anlayabilesin. Ve dışarıdan bakıldığında insanların seni nasıl gördüğünü anlayabilmen için bu şekilde yapıyorum. Kendinde ilk başta neyi değiştirmek istersin? Hangi hareketin aslında dışarıdan bakıldığında aşırı derecede sıkıcı gözüküyor? İlk başta değiştirmek istediğin huy hangisi olurdu? Lütfen şimdi yorumlara yaz. Diğer insanların de yorumlarını görelim, senin de yorumunu görelim. Değiştirmek istediğin şeyi değiştirebilirsin. İnsanların karakterinde bazı şeyler zaman geçtikçe değişebilir. Bu gayet olağan bir şeydir. Ama değiştirmek için gereken çabayı göstermen gerekli. Ardı arkasını getirmen gerekli. Çünkü sen bunu yapmazsan zaten hayatında hiçbir şey değişmeyecek. Canım benim, kendinle karşılıklı masaya oturduğunu düşün. Tam olarak karşında kendin varsın. Ve kendinle bir yüzleşme yaşıyorsun ki bunu zaten günlük hayatın içerisinde birçok defa yapıyorsundur. Çünkü özgüven anlamında kendisini iyi hissetmeyen insanlar kendisiyle ciddi anlamda kavga ederler. Şimdi o masanın karşısında sen varsın yine. Şu an gözlerini kapatıp hatta düşünebilirsin. Bundan sonrasında gözlerin kapalı bir şekilde devam edebilirsin. Karanlık bir odada
oda düşün. Bir masa var, iki sandalye. İkisinde de sen oturuyorsun. Ama bir tane ana karakter var. Yani şu anki halin. Diğeri ise gelecekteki halin. Gelecekteki halin sana diyor ki neden bu kadar özgüvensiz davranıyorsun? Neden güçlü olan tarafını ortaya çıkarmıyorsun? Ona nasıl bir cevap verirdin? Şu anda nasıl bir cevap verirdin? Sonrasında bir başka soru daha soruyor. Daha iyi bir yerde olabilirdin. Daha iyi bir yeri hak ediyordun. Acaba neden şimdi buradasın? Neden bu hayatı yaşıyorsun? Bu soruya yanıtın ne olurdu? Son olarak bir soru daha soruyor. Şu anki hayatından memnun musun? Memnun olmadığının farkındasın. Peki neden değişim için çaba sarf etmiyorsun? Bu soruya yanıtın ne olurdu? Şimdi gözlerini açabilirsin. Gördüğün gibi içinde verdiğim bir savaş var zaten. Ben sadece onun yansıyan kısmını sana aktardım. Gördüğün gibi aslında direkt olarak kendinle konuşturmaya çalıştırdım seni. Sen zaten gün içerisinde kendinle kavga halindesin. Çünkü içindeki özgüvenli halin, gelecekteki halinle şu anki halin büyük bir savaş veriyor. Diyor ki bak onu öyle yapmamalısın, bu şekilde davranmamalısın. İçindeki o büyük kavga aslında senin şu anki halinde, şu anki kabuğundan çıkamamayışından kaynaklanıyor. O kabuğu bir kere kırdın mı sonrasında devamı çok kolay bir şekilde geliyor, merak etme. Ama sen kendi içinde kavga eden bir insansan ve aslında olmadığın bir kişi gibi davranmaya devam ediyorsan bu kavgaların neredeyse her gün sürmeye devam eder. Bence bu kavgayı artık bitirebilirsin. Geçmişte yapmış olduğun senin için normal olan şeyleri değiştirmenin vakti gelmiş. Bunlardan bir tanesi mesela ne olabilir? Örneklendirerek anlatıyorum. Mesela gün içerisinde normalde kırmamak için görüştüğün bir arkadaşın var. Arkadaşına bir kere de ki ben gelmiyorum, şu an görüşmek istemiyorum. Bir kere bunu yap mesela. Ya da hoşlandığın bir kız var, uzun zamandır açılamadın. Ani bir cesaretle o gelecekteki özgüvenli haline, yani aslında içinde barındırdığın o halinle onun karşısına çık da ki senden hoşlanıyorum. Sonra arkana dön çek git. Yani şimdiye kadar yapmadığın, içinde ah ettiğin şeyleri yapmaya başla ve bir anda başla. Yarın başla, örneklendiriyorum. Ya da istiyorsan şimdi başla, şimdi daha kolay olur. Gün içerisinde zaten senin için normal olan, normalde yaptığın şeylerin dışında şeyler yapmaya başla. Yani olan o sıkıcı karakterinden vazgeç ve gerçekten artık aktif ve kendini bilen, birazcık daha eğlenceli, nerede ne yapacağı belli olmayan, atraksiyonlu o haline geçiş yap. Yani özgüvenli haline geçiş yap. Kendini sev. Kendinle barışman lazım. Yani o karşılıklı olarak örneklendirerek oturttuğum halin var ya, onunla el sıkışman gerekiyor. Çünkü sen zaten onunla hep kavga halindesin. İşte o kavgayı bitirmen ve bir arada karşılıklı olarak el sıkışarak bütün dünyaya karşı gelmeniz gerekiyor. Bu anki halinle o karşıdaki gelecekteki halin barıştığında tek bir kişi olmaya devam ediyor. İçindeki kavga gerçekten bitiyor ve kendinle kavga etmekten vazgeçtiğinden dolayı artık dış dünyadaki problemlere çok daha hazırlıklı oluyorsun ve savunulacak çok fazla şeyin oluyor. Çünkü diyorsun ki ya ben kendimi seviyorum, kendimle mutluyum. İçindeki senle mutlu olmaya başlıyorsun. Ben bu şekilde eksiklerimle, hatalarımla mutluyum. Ben bir şeyi yaptıysam bir sebebi vardı ve yaptım. Bu sebepten dolayı kendime kızmıyorum. Pişmanlıklarım yok. Geçmiş zamanda yaptığım şeyleri bir daha yapmayacağım. Bu yüzden de bir daha pişmanlık biriktirmek istemiyorum. Yani bir çılgınlık yaparak şu anki sıkıcı rol halinden o enerjik ve insanların dikkatini fazlasıyla çeken o hale geçişini bir an önce yap. Çünkü bir süre sonrasında gerçekten hayatında birçok şeyin değiştiğini fark edeceksin. Hadi bunları yapmakta zorlandın diyelim. Hadi o karşındaki seninle barışamadın diyelim. O zaman da sana şunu söyleyeceğim. Düşün ki hayatının son bir haftası. Değiştirmez miydin kendini? Daha özgüvenli olmaz mıydın? Daha cesur olmaz mıydın? Olurdun. İşte aynen de böyle düşün. Gerekirse böyle düşün. Bir hafta sonra öleceksin gibi düşün. Tabii bunun için sorumluluklarını bırak demiyorum. Bak sorumluluklarını bırakma. Ama cesur olmak olarak ve özgüvenli olmak açısından ne kaybedebilirsin? Ne kaybedebilirsin? Zaten zamanının birçoğunu kaybettin geçmiş zamanda. Bundan sonra kaybedeceğin en büyük şey yine senin zamanın. O yüzden artık daha fazla zaman kaybetme. Kendinle bir an önce barış ve özgüveninin hızlı bir şekilde yükseldiğini göreceksin. Kendini şımart mesela. Böyle sıcak duşa gir, müzik aç. Ondan sonra biraz böyle sanatla ilgilen, bir şeyler çiz. Arkadaşlarına vakit ayır, yeni arkadaşlıklar edin ve insanlarla normalde tanışmayan bir insan mısın?
Kral git böyle bir cesur adım at yani. Böyle kalbin güp 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 atacak belki ama gidip onu yapacaksın ya, sonra mutlu olacaksın. Karşı taraf tanışır tanışmaz fark etmez. Bu önemli değil. Önemli olan senin onu yapmış olman. Kalbin güp 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 atacak. Mesela hoşlandığın kıza konuşmak istiyorsun ya da hoşlandığın erkekle konuşmak istiyorsun. Yanına git, söyle. İçinden geleni söyle. Arkana dön, çek git mesela. Anlatabiliyor muyum? Ani cesur şeyleri yap. Normalde hiç yapmayacağın şeyleri aniden yap. Son bir haftan kaldı. Düşün. Son bir hafta ne yapardın? Direkt bunu düşünerek özgüvenini artıracak çok fazla harekette bulunabilirsin. Tabii sonrasında bir bakacaksın ki evet bir şeyler değişiyor hayatında. Gerçekten etrafındaki insanlar değişik davranmaya başlıyor. Artık çok daha iyi hissediyorsun. Etrafındaki insanlar yavaş yavaş ne oldu sana ya? Biraz böyle poflaflamaya başlıyorlar. O zaman zaten özgüvenin daha da çok artacak. Önemli olan senin kabuğuna ilk darbeyi vurman. Anlatabiliyor muyum? İlk darbeyi vurduktan sonra gerisi çok kolay bir şekilde gelecek diye sana söyleyebilirim. Bu videonun sana verimli olacağına inanıyorum. Umarım sen de beni beğenmişsindir. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilirsin. Katıl butonundan kanalıma da katılabilirsin. Instagram'dan da takip edebilirsin. Sizleri çok seviyorum. İyi olacağınıza inanıyorum. Diğer motivasyon videolarımı izlemek için de oynatma listesindeki motivasyon seviyesine gidebilirsin. Çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım her şey düzelecek. Umarım dediklerimi yaparsın. Hoşçakal.